Devam edelim sevgili seyirciler. Birkaç başlığımıza bakalım. Ardından yeni partiyi konuşacağız. Özcan Yeniçeri konuğumuz dedik. E, Milli Savunma Bakanlığı 7 general ve amiralin yeni atama öncesi emekliliğini istediğini duyurdu. Açıklamada emeklilik başvurularının 18 Ağustos'ta onaylandığı belirtildi. Emeklilik başvurularının 18 Ağustos'ta onaylandığı 20 Ağustos tarihinde yayınlanan... General Amiral atamalarıyla herhangi bir ilgisi bulunmadığını da belirtti. PSK içinde grup tarafından darbe girişimi sırasında az subay Ömer Halis Demir'e darbeci general Semih Terzi'yi vurma emri veren Zekai Aksakallı, Milli Savunma Bakanlığı atamaları kapsamında Genelkurmay Özel Kuvvetler Komutanlığı'ndaki 2. Kolordu Komutanlığı'na kaydırılmıştı. Aksakallı'nın bunun üzerine istifa ettiği iddia edilmişti. Evet, tartışıldı Zekai Aksakallı'nın istifası, görev yerinin değişikliği. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanıtı da gelmişti. Şimdi bir ayrıntılarına da bakalım. Yüksek Askeri Şura kararlarının ardından generallerin yeni görev yerleri belli oldu. Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı Çanakkale'deki 2. Ordu Komutanlığı'na atandı. Bu kararın ardından Aksakallı'nın istifa etmek istediği ancak bu kararından vazgeçildiği, vazgeçirildiği belirtildi. Bu konu yazarların da gündemindeydi. Bakalım kim ne yazdı bugün Aksakallı'ya ilişkin. Yüksek Askeri Şura kararlarının ardından generallerin yeni görev yerleri belli oldu. TSK 15 Temmuz darbe girişiminin önlenmesinde etkin rol oynayan Özel Kuvvetler Komutanı Kor General Zekai Aksakallı'nın 2. Kolordu Komutanlığı'na atanması sürpriziyle sarsıldı. Bu konuda yazarların çeşitli kulis bilgileri vardı. Hürriyet gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, Aksakallı kararı nasıl alındı başlıklı bir yazı kaleme aldı. 2017 başında bir kuvvet komutanıyla yaptığım görüşmeydi. O sabah gazetelerde Aksakallı'nın bir fotoğrafı vardı. Dürbünle elbaba bakıyordu. Komutan bu fotoğrafa tepkili dedi görüştüğüm komutan. Sonra da Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın Aksakallı'ya bakışıyla kamuoyunda oluşan Aksakallı algısının farklı olduğunu söyledi. İkinci detay ise Başbakan Binali Yıldırım'ın Ağustos başında yapılan yaşa çok titiz bir şekilde hazırlandığı günlerden. Yıldırım'ın her komutanla ilgili tek tek dosya çalışmalarını, çalıştığını duymuştum. Bir kaynam o günlerde Aksakallı ile ilgili bazı olumsuz değerlendirmelerin Yıldırım'a da ulaştığını, Yıldırım'ın da o değerlendirmeleri önemsediğini not aldığını söylemişti. Sözcü gazetesi Ankara temsilcisi Saygı Öztürk'ün gündeminde Yüksek Askeri Şura kararları vardı. 15 Temmuz darbe girişiminin yaşandığı gece canla başla mücadele ettiği bilinen bazı isimler son dönemde birer ikişer görevlerinden alınıyor. Yani o gecenin tanıkları darbe girişiminin önlenmesi için çaba gösterdiği, steren, emir verenler siliniyor. Bu durum emniyet, silahlı kuvvetler ve yargıda daha belirgin bir biçimde görülüyor. Başsavcı Harun Kodalak, başsavcı vekilleri Necip Cem İşçimen, Hakan Pektaş'ın yanı sıra Yücel Erkman da adliyeye ilk giden isimlerdi. Darbe girişiminin üzerinden bir yıl bile geçmeden Kodalak, İşçimen ve Pektaş bulundukları konumdan daha geri sayılan Yargıtay Cumhuriyet Savcılıklarına verildi. Kodalak daha sonra yargıta üyeliğine seçildi. O gece televizyona bağlanıp darbeyle mücadele ettiklerini açıklayan isimlerin görevden alınmaları bu çalışmaları bilenler tarafından yadırganmıştı. Ama bu da başlangıçtı. Yeni Çağ yazarı Ahmet Takan da Yüksek Askeri Şura kararlarını değerlendiren bir yazı kaleme aldı. Yaş kararları sonrasında Genelkurmay karargahında kararname çıkarılmadan önce Nurettin Canikli'nin ona yakın generale istifa et baskısı yaptığı konuşuluyordu. Resmi gazete yayınlandıktan sonra askeri kaynaklarla yaptığım görüşmelerde bu baskının hala devam ettiğini öğrendim. Sonuç ne olur bekleyip göreceğiz. Havuz ve yandaş medya ellerinde olduğu için istedikleri manipülasyonu yine yaptılar. Türk askerini makam mevki düşkünü gibi gösterip Türk milletinin taşıyıcı temel kolonuna darbe vurmaya devam ediyorlar. Ve Irak ordusu telafere girdi. Reuters, Irak güçlerinin kente girdiğini duyurdu. Reuters, Irak güçlerinin IŞİD'in kontrolü altındaki telafer sınırları içine girdiğini duyurdu belirtti. Irak ordusu ve terörle mücadele ekiplerinin telaferin Doğu ve Güney cephelerinden bölgeye giriş yaptığı belirtiliyor. Öte yandan uluslararası basına konuşan Haçlı Şabi komutanlarından Ali Ebu Tahir, Telafer kentine girmelerine 2 kilometrenin kaldığını ve kente her an girebileceklerini belirtmişti daha önce. IŞİD'in elinde bulunan telaferi kurtarma operasyonu pazar günü başlamıştı. Evet, şimdi yeni partiye ilişkin o ayrıntılara bir bakalım. Sabah saatlerindeki toplantıda e, neler yaşandı? MHP'nin önemli ismi Koray Aydın, Meral Akşener'le ortak basın toplantısı düzenledi. E, ve yeni partide birlikte hareket edeceklerini açıkladı. Koray Aydın önünde üç yol olduğunu söyledi. Bu milli mücadeleye katılmayı bir vazife sayıyorum ifadesini kullandı. Koray Aydın'ın konuşmasının ardından kürsüde birlikte fotoğraf veren, Meral Akşener, Koray Aydın'ın eşini de, Gönül Aydın'ı da kürsüye davet etti, teşekkür etti. Akşener, sandıkta bu iktidardan kurtulacağız diyerek aynı zamanda iktidar mesajı da verdi. Biz, ülkücülerin mücadelesi... MHP'den ayrılarak Meral Akşener'le hareket etme kararı alan Koray Aydın basın toplantısı düzenledi. Mücadele hayatımın en anlamlı ve zorlu açıklamalarından birini yapmak üzere karşınızdayım. Bu sözlerle konuşmasına başladı Koray Aydın. Ardından MHP yönetimini sert sözlerle eleştirdi. MHP ve Ülkücü Hareketin kuruluş ilkeleri ve ülküleri mevcut yönetim tarafından ne yazık ki terk edilmiştir. Oysa bizler olağanüstü kurultay sürecinde Milliyetçi Hareket Partisi'nin sayın genel başkanına maksadı ve terbiye sınırlarını aşan tek bir söz bile hiçbirimiz söylemedik. Ya bir yol bul ya bir yol yap ya da bu yoldan çekil dedi kendisine. Ancak Milliyetçi Hareket Partisi yönetimi iktidar sahipleriyle bir olup Ülkücü hareketi yok saydı. Uzun uzun düşündüğünü belirten Koray Aydın, en zor kararımı verme noktasına geldim diyerek önünde üç yol olduğunu belirtti. Dava arkadaşlarımla ve ailemle istişare ettim. Nihayet siyasi hayatımın belki de en zor kararını verme noktasına geldim. Şahsımın önünde üç yol bulunmaktadır. Ya bu dikt diktaya rıza gösterip, bir günde 44 il kongresi yapan zihniyete göstermelik bir mücadeleyle meşrutiyet kazandırmak üzere gidip gidilecek ya sessiz ve sakince hiçbir şey olmuyormuşçasına sinip kalınacak ya da yola çıkanlara omuz verilip yol arkadaşlığı olunacaktır. Ben yolda olmayı varmaktan üstün sayanlardanım. Bu yeni mücadeleye omuz vermeyi milli bir vazife sayıyorum değerli arkadaşlar. Metal yorgun olanlar bilsin ki kurulmuş çelik bir yay gibi geliyoruz. Koray Aydın'ın konuşmasının ardından kürsüde birlikte fotoğraf veren Meral Akşener, Koray Aydın'ın eşini de kürsüye davet ederek teşekkür etti. İktidar mesajı verdi. Kendisine ailesine ama en çok da Gönül Sultan'a çok teşekkür ediyorum. Bugün bu tablonun oluşmasında en büyük katkı Gönül kardeşime aittir. Kalbi teşekkürlerimi kendisine sunuyorum. Bu kandırıkçı kandırılmış iktidardan inşallah sizin gayretiniz Cenabı Hakk'ın nasibiyle, demokrasiyle sandıkta kurtulacağız. Evet bugün böyle bir toplantı gerçekleşti ve yol haritası da çizilmiş oldu aslında. Başlangıç oldu. Ümit Özdağ yurt dışındaydı dedi. Meral Akşener o yüzden aramızda yok dedi. Ama tabii sadece bu görünen kısmı görünmeyen kısmı da var yeni partiye ilişkin. Genel merkez binası mesela şu anda ayarlanmış durumda. Artık genel merkez binası da belirlendi. Dolayısıyla yeni parti bugün start vermiş oldu. Hemen MHP'nin önceki vekillerinden dönelim hemen. hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. şimdi... Bu kadın dayanışmasıyla başlayalım önce Özcan Bey. Ne dersiniz? Yani nasıl çok güzel bir görüntü değil miydi o? Yani uzun zamandır ee, da hani. Evet yani Türk siyasetinin bir nezakete, bir zerafete, bir estetiğe ve bir etiğe ihtiyacı var e, ve bunun da kadın üzerinden inşa edilmesi mümkün. E, bu e, da böyle bir e, görüntü e, kamuoyuna sunuldu. E, güzel bir görüntü, evet. duygulandırıcı bir görüntü. Hı hı. Şimdi bir anlamda dediğim gibi biraz önce start verildi bugün aslında var. Verilmişti o start ama Koray Aydın da katılmış oldu artık. Hatta sürpriz isimler olduğu da belirtiliyor. E, nasıl görüyorsunuz? Şimdi siz de bu e, ne diyelim cephe demeyelim de bu blokta mı yer alıyorsunuz artık bundan sonraki süreç? Şimdi şöyle e, Türkiye Cumhuriyeti Devleti e, bir yol ayrımında. Hı hı. İlginç e, günler ve ilginç anlar yaşanıyor. Bunu herkesin fark etmesi lazım. E, şu anda Türkiye Cumhuriyeti devleti hangi e, yasayla yönetildiği e, çok belli değil. E, parlamenter sistem mi geçerliliği muhafaza ediyor? Hı hı. E, yoksa e, başkanlık sistemi veya cumhurbaşkanlığı sistemi diye ifade edilen e, sistem mi e, devrede? Kuvvetlerin ayrılığı e, hangi konumda? E, hukuk ne durumda? Devlet yönetimi kim, bu yönetimdeki yeri nedir bunların hiçbirisi belli değil. Hı hı. Yani hibrit bir rejimle Türkiye karşı karşıya. Ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarihinin hiçbir döneminde olmadığı kadar ciddi bir tehdit ve tehlike altında. Hem içerideki terör hem de dışarıdaki gelişmeler bunun böyle olduğunu gösteriyor. E, bu ortamda e, her namuslu e, vatandaşın, her e, haysiyetli insanın e, bir tavır belirleme, bir e, kişilik ve bir kimlik ortaya koyma e, zor, e, zorunluluğu ve zarureti var. E, bu ortamda, e, bu kadar kritik bir dönemde e, Türkiye Cumhuriyeti'nin kaderini bir kişinin iki dudağının arasına bırakmanın sorumluluğunun altından kimse kurtulamaz. Hı hı. Onun için de Herkes e, gerektiği ölçüde bu ülke, ülkeyi seviyorsa, bu ülkeye karşı sorumluluk e, duygusu taşıyorsa ve bu ülkenin değerleriyle hemhal olmuşsa e, bu insanların artık e, bir e, tavır koymaları e, zorunlu ve gerekli. Bu e, zorunluluk bu tür e, bir tablonun ortaya çıkmasını sağlamıştır. Bundan sonra da benzer e, tavırların... E, ortaya çıkacağını e, söylersek hı hı. abartmış hı hı. olmayız. Türkiye'de Türkiye e, bugünkü siyasete bugünkü iktidara ve bugünkü muhalefete mecbur değildir. Bütün yollar tükenmiş değil. E, yani kimse beyaz bayrak çekeceğini bu milletin e, düşünmesin. E, dolayısıyla e, Türkiye'de vatandaşın önünü e, açmak, vatandaşa umut vermek, vatandaşın bütün bu yaşananlar karşısında bir çıkış yolu olduğunu e, görmesi ve gösterilmesi gerekmektedir. Bu hareket bu yönü itibariyle ciddi bir e, çıkış harekatıdır. E, ciddi on, e, bu milli mücadele olarak Sayın e, Koray Aydın'ın evet. e, belirtmesi e, bu yönden anlamlıdır. Hı hı. Şimdi bakın e, e, Türkiye'de 15 senedir seçim yapılıyor. Ben soruyorum, 2002'de yapılan seçimlerden sonra seçim yapılmamasaydı Türkiye'de ne olurdu? Hiçbir şey olmazdı. Çünkü 2002 seçimleri aynı, ondan sonra yapılan seçimler işte. aynı, ondan sonraki seçimler hep aynı. Hı hı. İktidar belli, muhalefet belli, e, ana muhalefet belli, diğerleri belli. E, i̇ktidar belli, iktidarın başındaki e, kişiler belli, muhalefet belli, muhalefetin başındaki kişiler belli e, ve diğer e, parlamentodaki grubu olan e, partilerin başındaki kişiler belli. Hiçbir şey değişmiyor. Siyasi bir statüko ve siyasi bir sıkışmışlıkla Türkiye karşı karşıya. Türkiye bunu hak etmiyor. Niye iktidar değişmiyor? Niye kamuoyunda muhalefet iktidardan daha fazla bir destek görmüyor? Bunun nedeni muhalefetin kendisini kamuoyunda ifade edecek e, araçlara sahip olmaması, kendisini ifade edememesi ve bir de mevcutla yetinmesidir. Yani siz halinizden memnunsanız, muhalefetliğinizden ee, iktidar da halinden memnun, memnun iktidarlığından. O halde e, e, halk e, bu durum karşısında bu iktidarı değişip değiştirip de gerçekten içinden gerçekten büyük bir taleple iktidar talep e, e, ortaya çıkmayan e, bir kişiye neden veya bir gruba ya da bir partiye neden iktidarı versin ve Türk halkı adeta kötülerin kötülerin içerisinde en az kötüsü gibi gördüğü bir kadere kendisini mahkum etmiş bir durumda. Onun için bu kaderin değiştirilmesi ve dönüştürülmesi gerekiyor. Bunun değiştirilip dönüştürülebilmesi için şu andaki mevcut muhalefet ve iktidarın dışında bir yeni bir iddia, yeni bir tez, yeni bir ideal, yeni bir bakış açısı, yeni bir proje yeni bir yaklaşım hı hı. yeni bir Türkiye için hikayesi e, olanların e, ortaya çıkması ve Türkiye'yi bu kaotik kargaşa hukuk kargaşası adalet kargaşası e, yönetim kargaşası e, içerisinden Türkiye'nin e, kurt bir an evvel kurtulması gerekiyor ve kurtarması gerekiyor. Hı hı. Ve e, halk aslında referandumda e, bunu ortaya e, koyma noktasına gelmişti ama çeşitli şartlar e, bunun tersine dönmesini e, sağladı. Umulur ki bundan sonra bu yeni heyecanla, yeni bir iddiayla, yeni bir tezle e, ortaya çıkan ve bakış açılarının çoğunu e, e, bu ortaya konulan tezlerle devre dışı bırakan hareket e, toplumda yeterli desteği e, bulacağına hiçbir kimsenin kuşkusu olmasın onun arkasından da iktidar kendisine bir şekil düzen verip artık hı hı. kendi sınırları içerisinde çekilmek durumunda hı hı. ve konumunda kalacak. Peki iktidarı sizce e, rahatsız etti mi şu anda mesela bu manzara özellikle? Zaten öncesini de düşünürsek e, bu hareketliliğin başlarken de, e, süreç başlarken de ifadeler vardı ama Recep Aktağ mesela geçen gün konuştu. İşte Meral Akşener'e yönelik suçlamalarda bulundu. E, sizce bu mücadele rahatsız mı ediyor şu anda? Ya Şimdi iktidarın bundan rahatsız olmaması mümkün değil. Hı hı. Çok öteden beri e, daha şey sürecinde, referandum, referandum sürecinde, sürecinde e, tabi. ve ondan önce Milliyetçi hı hı. Hareket Partisi'ndeki olağanüstü kongre sürecinde iktidar bütün ağırlığıyla maalesef antidemokratik uygulamaların yanında oldu ve onları biçimlendirecek şekilde hareket etti. İktidar kendisini rahatsız edecek her gelişmeden ciddi bir biçimde rahatsız. Aslına bakarsanız Sayın Cumhurbaşkanı ve aynı zamanda Adalet ve Kalkınma Partisi'nin genel başkanı olan Sayın Erdoğan, Adalet ve Kalkınma Partisi'ni yönetmekten daha çok muhalefeti yönetiyor. Çok iyi görmek lazım bunu. Muhalefeti yönetiyor diyorum, bak üzerine basarak söylüyorum. Şimdi bir muhalefet partisi başka bir muhalefet partisine muhalefet ediyor. Muhalefet partileri iktidara muhalefet ederler, ismini de oradan alırlar. Muhalefet partisine muhalefet eden herhangi bir siyasi parti, Cumhuriyet tarihinde belki de, belki siyasi tarihte, belki de ilk... Eşine, emsaline rastlanmayacak yani e, evet, bir konu ve durumdur e, MHP'den ve di diğer diğer şekilde ya ondan yalnız oradan bahsetmiyorum. Hı -hı. Başka şeylerden de bahsediyorum. Ben size bir şey söyleyeyim. Şimdi bu e, Adalet ve Kalkınma Partisi muhalefeti yöneterek iktidarını sürdürüyor. E, e, böyle bir muhalefete böyle iktidar gerekli. Böyle iktidar için de böyle muhalefet lazım. Bu muhalefetin dışında herhangi birisi ortaya çıktığı zaman onu şeytanlaştırmak Terör örgütüyle özdeşleştirmek, hı hı. onu çeşitli kriminal vakalarla özdeşleştirmek veya FETÖ adlı şablonla e, evet. yıkamak, yağlamak en kolay yol olarak görünüyor. Şimdi bakın Adalet ve Kalkınma Partisi'ne bir bakın. E, Süleyman Soylu, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin şu anda İçişleri Bakanı. Kimdi Süleyman Soylu? Eski bir partinin genel başkanıydı. Numan Kurtulmuş. Numan Kimdi Numan Kurtulmuş? Numan Kurtulmuş? Yine bir baş, başka bir partinin, partinin hı hı. genel başkanıydı. Yalçın Topçu... Kim de bu, o da yine bir başka partinin genel başkanıydı. E şimdi öbürlerini söylemeyeyim. Yine muhalefette olan iki tane parti var. Adalet ve Kalkınma Partisinin adeta bir yan ürünü olarak onun adeta cumhurbaşkanının ağzından çıkacak sözlere bakarak siyaset üretmeye çalışan ve ana muhalefete ya da muhalefete yönelik hareket etmeye çalışan bir konumla Türkiye karşı karşıya. Bu konumdan. Ve bu statükodan, bu siyasi yelpazeden e, bu bir iktidar çıkarmak ya da işte AKP'nin dışında bir iktidar çıkarmak mümkün değil. Onun için, e, sayın Cumhurbaşkanı e, ve AKP yetkilileri yönetemeyecekleri, kontrol edemeyecekleri e, bir hareket ortaya çıktığı zaman onu ya şeytanlaştıracaklar e, ya da e, kendi yedeklerinde olabilecek noktaya getireceklerdir, e, getirmeye çalışacaklardır. Ama onların hesapları elbette olacaktır. Onların suçlamalarına şimdiden herkes hazırdır. İstediği şekilde suçlayabilirler. Ee, ancak e, onların hesabı varsa Allah'ın da bir hesabı var. Hiç kuşkuruz olmasın. Bu millet çaresiz değil, bu millet sahipsiz değil, bu millet 3-5 tane e, siyasal organizasyona da mahkum değil, kendi içerisinden, kendi değerleriyle teçhiz edilmiş, kendisini bir bütün olarak e, kabul eden ve bunları çok ciddi bir biçimde e, bu değerleri e, toplumun önüne çıkarmaya çalışan e, e, bir e, hareketi e, bu toplum hı hı. çıkaracaktır. Ee, Sayın Akşener'in hareketi de böyle bir hareket olduğunun özellikle altını çizeyim. Ee, bu hareket bir barış hareketidir, bir kardeşlik hareketidir, bir sentez hareketidir, bir bütünleştirme hareketidir, bir entegrasyon hareketidir ve dolayısıyla herkesin kendi kendisini bulabileceği bir siyasi organizasyondur. Ee, hı hı. Ve böyle bir organizasyonda e, Türk milletinin değerleri, e, bütün dini, ahlakı, insani, tarihi, kimlik değerleri ana omurgada olmak üzere bunun üzerine e, kabiliyetlerin, yeteneklerin, uzmanlıkların, ehliyetlerin, liyakatların hakim olduğu bir yapı gündeme gelecektir ve bu gündemle birlikte de Türkiye'de e, herkesin düş kısa sürede hı hı. düşündüğünün çok e, dışında e, bir olumlu gelişmeye sebebiyet olacak, sebebiyet Şimdi, verecektir. E, i̇stifalar da mesela beraberinde geldi birçok e, il, ilçe'den de MHP'nin ee, en son bir istifa var Dinar ilçesinde MHP'li belediye başkanının 56 kişi partisinden istifa etti. Safet Acar ve beraberindeki 56 kişi. Ee, disiplin kuruluna sevk edildiğini, neden disiplin kuruluna sevk edildiğini söylüyor. Beni diyor eski İçişleri Bakanı ve MHP'den ihraç edilen eski başkan vekili Sayın Meral Akşener'i karşıladığım ve e, Afyon Karahisar Valiliğindeki bir programda ve MHP'li yöneticilere selam vermediğim için e, disiplin kuruluna sevk ettiler diyor. Beni kaydi olarak MHP'den silebilirler fakat milliyetçiliğimi hiçbir zaman silemezler diyor. Benzer açıklamalar işte mesela Meral Akşener de demişti ki artık bu yolda ilerlemenin mümkün olmadığını gördüğümüz için yani MHP çatısı altında ilerlemenin artık mümkün olmadığını, bütün yolların kapandığını gördüğümüz için farklı bir yola giriyoruz dedi. Hemen işte acaba iktidardan nasıl bir tepki gelecek diye beklerken Recep Akta FETÖ'cü suçlamasıyla açıklamalarda bulundu. Benzeri CHP adalet yürüyüşü gerçekleştirdi. İşte şimdi adalet kurultayı var. Bütün bunlar bir araya gelince işte iktidar biraz, teşkilatlar uyarılmaya başladı mesela AKP içinde de bir sorunun olduğunu köşe yazarlarından da görüyoruz zaten. Bir memnuniyetsizlik mi var şu an? Sizce yani siyasetçi gözüyle hani iktidarda. Şimdi Özellikle bakın bu, Erdoğan bu bu iktidarın bu iktidarın Türkiye'yi yönetmesi için gerekli olan bütün şartlar ortadan kalkmıştır. İktidar Türkiye'ye vereceğini vermiş, alacağını almış, her konuda tatmin olmuş. Artık bundan sonra eee suni teneffüslerle e, e, kendi varlığını daha da ileriye taşıyabilecek bir yapı oluşturmaya çalışıyor. Bu iktidar, e, bu iktidarın yöneticileri düşünün ki e, senelerdir iş başındalar, 15 yıldır iş başındalar. Evet. Yani cumhuriyet tarihinin neredeyse e, en uzun süreli diyeceğim ama e, 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 en uzun süreli iktidarlarından birisi de şu anda yaşıyoruz. Bunlar makama doydular. Paraya doydular, ranta doydular, hükmetmeye doydular, bir şeyleri üstüne geçirmeye doydular, ihalete doydular, ayakkabı kutularına doydular. Yani bunları tatmin olmadık, hiçbir şey kalmadı. Bundan sonra artık gerçekten ülke için bir şeyler isteyen insanlara ihtiyaç var. Onların heyecanlarına, bir şeyi yapmaya, bir şeyi gerçekleştirmeye, bir iddiayı e, hayata e, sokmaya çalışan insanlara ihtiyaç var. Yoksa her zaman e, aynı kişi e, seçime gidiyor, aynı sonuçlar çıkıyor. E, aynı kişiler iş başına geliyor ve bu kişiler e, aynı şekilde e, varlıklarını sürdürecekler. Demek ki şimdiye kadar yapılanlar neyse bundan sonra da yapacakları odur. Şimdi bu e, onun için de metal yorgunluğundan Cumhurbaşkanı ba evet. bahsediyor. Hı hı. E, profesyonel deformasyondan bahse bahsederken aslında bundan bahsediyor. E, diyor ki biz diyor artık diyor e, yani her şeye sahip olduk. E, önümüzde rakip yok. istediğimiz an iktidardayız. istediğimiz her şeyi yapacak durumdayız. E, o zaman e, böyle bir rehabet, böyle bir e, e, kendine e, sahte bir güven içerisinde e, bir duruma geldik. Bu durum da bizi referandumda yüzde %50 yüzde 50'ye yakın bir durumla karşı karşıya koydu. 2019'da hı hı. durumumuz daha e, tehlikeli ve sıkıntılı bir hale geliyor. O halde 2019'u acaba geriye çevirebilir miyiz? Ve 2019 geriye çevrildiği andan itibaren yani AKP'li bir 2019'da kişi hı hı. E, başkan olamadığı halde her şeyimizi kaybedeceğiz. Onun için canhıraş bir biçimde bütün kavramlarını, bütün kurumlarını, bütün yapılarını yeniden silkeleyerek bir dinamizm yaratılmaya e, çalışılıyor. Ancak bu dinamizmi e, yakalamaları mümkün değil. Çünkü önlerinde gerçek manada bir ideal Gerçek manada bir hı hı. iddia, gerçek manada bir dünyaya bakış önlerine konmuş değil. İnsanlar ihale için mücadele edeceklerdir, rant için mücadele edeceklerdir, daha fazla iktidarın menfaatlerinden yararlanmak için mücadele edeceklerdir. Çünkü böyle alışmış, böyle gelmiş, böyle böyle de bundan sonrakiler gidebilecektir. Onun için de burada hı hı. çok büyük korkuları ve endişeleri var. Yani gerçek manada... Türkiye'de ciddi bir biçimde e, siyasi soykırım uygulanmıştır. Çok net söylüyorum. Türkiye'yi idare edecek birçok insan siyaset dışındadır şu anda. Evet. Bu bilinçli olarak yapılmıştır. Buna bir siyasi soykırım desek hiç de yanlış olmaz. Yani şu anda siyasetin dışında bir yığın insan var. Biz bu siyasi rezervi kim sahip edebilirse, bu siyasi potansiyelden, kim yararlanabilirse hiç kuşkunuz olmasın ki Türkiye'nin önü bugünkünden çok daha ciddi bir biçimde e, açılacak ve Türkiye'nin önüne yeni hacet kapıları hı hı. E, e, açılacaktır ve ciddi bir sonuç elde edilecek. Peki bazı da söylemler bundan. mesela şimdi Almanya'ya, Almanya'da yaşayan Türk vatandaşlarına işte zaten ipler iyice e, gerildi artık ilişkilerimiz iyice gerilmişken e, destek olmayın, oy vermeyin çağrısı ya da işte… Rajonu sadece ben keserim sözü. Ee, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözü de var. Ee, onu da bir dinleyelim. Ee, birileri diyor adeta rajon kestiğini söylüyor. İşte herkese ayar vermeye çalıştığı görülüyor demişti. Ee, benim milletimle, partimle paylaşacağım düşüncelerim varsa bunun yolları bellidir. Rajonu ben keserim demişti. Bir dinleyelim, devam edelim. Genellikle sosyal medya hesapları veya kimi köşe yazarları üzerinden başlatılan bu tartışmalarda birilerinin şahsımın adına adeta racon kestiği, herkese ayar vermeye çalıştığı anlaşılıyor. Burada bir kez daha açık ve net olarak ifade ediyor. Benim milletimle partimle paylaşacağım bir düşüncem, bir teklifim, bir hissiyatım varsa bunun yolları bellidir. Kimsenin racon kesmesine de ihtiyacım yoktur. Eğer racon kesilecekse bu raconu bizzat kendim keserim. Bu da böyle bilinmeli. Kardeşlerim, Cumhurbaşkanlığı ile ilgili hususlarda Cumhurbaşkanlığı sözcüğümüz hükümet meselelerinde başbakanımız ve hükümet sözcümüz, parti ile ilgili konularda da parti sözcümüz gereken açıklamaları yapıyor. Şahsımın ve sözcülerimin dışında yapılan hiçbir açıklamanın benimle ilgisi yoktur. Evet Cumhurbaşkanı Erdoğan e, bu sözleri söylemişti. Bugün de muhtarlar toplantısında konuştu. E, Erdoğan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adalet yürüyüşünde karavanın içinde atletle çekilen fotoğrafını hedef aldı. Bir gazete manşet atmış sözleriyle Hürriyet gazetesini hedef aldı Erdoğan. Bu benim vatandaşıma hakarettir dedi. Bir de o bölümü dinleyelim ardından yorumlayalım. Sözde adalet yürüyüşü yapıyor birisi. Ankara'dan çıkmış İstanbul'a yürüyor. Arada sırada bir de karavana oturuyor. Ve atletle bir yemek yiyor. Ve bugün de baktım ki bir gazete başlık atmış. Vatandaş filanca. Bu benim vatandaşıma hakarettir ya. Yani benim vatandaşım böyle hele hele bir siyasi partinin ana muhalefetin başında olacak. Çağıracak gazeteciyi gel. Benim bu fotoğrafımı bir çek ve ondan sonra da ben Atatürk'ün partisinin başıyım. Sen Atatürk'ü böyle atletle yemek yerken görüp de resim çektirdiğine şahit oldun mu ya? Böyle bir şey var mı? Evet şimdi hemen Özcan Yeniçeri'ye soralım. Nasıl şimdi bu son konuşmadan başlayalım. Rajon'un da soracağım ama. Hayır yani şimdi şöyle bu bir doğal durum. kim? Çekti, kim çağırdı e, ya öyle bir senaryo kuruldu e, bu çok e, şey değil ama e, e, Türkiye Vatandaş Kemal sözü e, e, ne? Söylüyor evet e, şimdi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının çoğunun böyle resimleri vardır e, Atatürk e, Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşıydı e, ama Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu cumhurbaşkanıdır ve e, dolayısıyla da e, Atatürk'ün öyle resminin olmaması e, bu tür bir e, resmin e, eleştiriye konu edilmesini de e, gerekli e, kılmaz. E, bu doğal bir durum. E, e, sade e, ve o doğallığı içerisinde e, çekilmiş bir resim. bunun üzerinden e, siyaset yapmak e, vatandaşlığa vatandaşa hakarettir şeklinde ibare çok ağır ifadelerdir. Siyasetin bundan kurtulması lazım. Siyasetin bundan kurtulması lazım. Siyaset e, patatesçinin patatesinin fiyatını, siyaset tavuk üreticisinin yumurtasının fiyatını, siyaset fabrikadaki üretilen ürünlerin daha az emek, sermaye, enerjiyle düşük maliyet ve daha yüksek fiyatlar nasıl satılacağını, vatandaşın refahının nasıl e, en üst düzeyde sağlanacağını tartışması lazım. Siyaset şapkayla, atletle, fanilayla yapılacak bir iş değil. Dolayısıyla da de buna indirgediğiniz zaman siyaseti e, işi çığırından çıkarırsınız. Evet e, orada e, vatandaş X de olabilir, Y de olabilir, Z de olabilir. Bir son derece masumane bir durumdur. E, bir gazetede bunu başlık yaptı diye bu kadar da kıskanmanın bir manası yoktur. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı 24 saatte 48 saat bütün televizyonlarda konuşuyor. Bütün gazetelerin manşetinde Arada bir de bir ana muhalefet liderinin bir resmi gördüğü zaman cin çarpmış gibi aman ne oluyor diye bir psikolojiye kapılıyor ki bu e, doğru bir yaklaşım biçimi değil. Hı hı. Şimdi Hürriyet Gazetesi'ni de hedef alıyor aynı zamanda. Bir gazete de diyor işte manşete taşımıştır diyor. E, Hürriyet Gazetesi demişken şimdi... Gazeteciler arasında da bir e, atışma var şu sıralarda bu Rajon çıkışı ile ilgili. Aslında e, Cem Küçüğün ifadelerine söylediğini Erdoğan'ın işte benim adıma kimse Rajon kesemez ben keserim diyor. E, CHP'den yanıt geldi dedi ki mafya babaları Rajon keser. E, siz neler diyeceksiniz o söze ilgili? E, bu, do bu doğru söylüyorsunuz yani e, gerçekten Rajon kelimesi e, Cumhurbaşkanının ağzına e, yakışan bir kelime değil onun özellikle. Altını çizelim daha e, şey bir ifade kullanılabilir. Çünkü onu e, e, ifade edildiği gibi mafya ve benzeri hı hı. E, yasa dışı e, bir takım örgütler e, kullanıyor. E, gerçekten e, Cumhurbaşkanı önemli bir konuya temas etti fakat genelleme yaptı. Yani bu kimse e, bunun ciddi bir biçimde e, ya deşifre edilmesi ya da ikaz edilmesi gerekiyor ya da yaptırılmaması gerekiyor. Yani e, şimdiye kadar e, bunu bekleyip televizyondan bu şeyi ayarı vermesi e, ciddi bir durum. Ama bir de başka bir şey var. Şimdi hiç kimse üzerine almıyor. E, gidin e, bunun muhataplarına sorun. E, reis yine ayar verdi diye. E, bu söylediği sözü de e, alkışlayarak e, ifade ederler. Bu genellikle böyledir. Şimdi bakın eskiden bir tane padişah vardı biliyor musunuz Boğaz içinde otururdu e, ve e, Kars'taki, işte Halep'teki, e, Saraybosna'daki insanlar da e, etkisinden e, muh, e, uzak bir konumda durumda bulunurdu. Kimse de e, herhangi bir şey gelecek diye düşünmezdi. Şimdi e, binlerce e, padişahlar türedi. E, yani şu anda bir Erdoğan yok, yüzlerce Erdoğan var. Her e, ilde her ilçede neredeyse e, size gösteririmciler türedi. Hı hı. E, he, orada e, bürokrasiye oradan aldığı Ve bürokrasiye hı hı. ve diğer insanlara ayar veren, e, onlara esas duruş çeken, şöyle yapmasanız hesabınızı e, görür diyen ve bunu da e, Sayın Cumhurbaşkanı üzerinden ve ondan onun gölgesinde e, yaptıklarını ifade edenler var. Hı hı. Ve hı hı. bunu biz çok net ee, televizyonlarda da görüyoruz. Yani şimdi bakın çok açık bir şey söyleyeyim. Ee, masumluk karnesi diye bir şey var. Gözünüzün önünde bir cinayet işlenmiş olsa bile o cinayet eğer mahkemede karara bağlanıp orada katil kim, maktul kim bunlar açıklanmadıktan sonra kimseye sizin katil deme ya da suçlama ya da onu lanetleme gibi bir hakkınız yoktur. Ama biz e, bu yandaş medyada görüyoruz ki onlar daha olay olmadan. olay anında e, hiç pervasız bir biçimde e, akla geldiği e, e, aklına nasıl geliyorsa e, insanları suçlu ilan edebilmekte e, lanetleyebilmekte, hakaret edebilmekte uh -huh. e, onlara saldırabilmektedir. E, bunu da işte e, dikkate alan e, Cumhurbaşkanı e, buradan rahatsız olmalı ki, kimseye benim adıma racon kesmeyin, eğer racon kesecek olursam ben keserim deme durumunda ve konumunda olmuştur. Ancak şimdiye kadar bu oradan alınan destekle insanlara bu racon kesenlerin de gerektiği şekilde kanun karşısında, hukuk karşısına çıkarılması gerekiyor. Çünkü ben onlara televizyon programlarında söylediğimde Hı -hı. canım hukuka gitsinler Yani demek istiyor ki hakim dayarlı, savcı dayarlı. ayarlı. Yani onlardan bize e, şey, herhangi bir ceza verecek e, durum söz konusu değil anlamına gelen davranışlar ortaya çıkıyordu. Yoksa e, bir kişi çıkıp da televizyonda e, bir başka kişinin şerefiyle, haysiyetiyle oynayacak kelimeler edip ona esas duruş çekip e, sana gününü gösteririm şeklinde bir tavır içerisine girip e, e, bir takım hakaretler Bizim edemez. Bir kişiyi suçlu da mesela. ilan edemez çünkü hı hı. masumluk karinesi. E, kişi yargılama boyunca masumdur, siz ona o yar suçlu olsa bile suçlu diyemezsiniz. Ne zaman? E, bu e, yargılama bittiği evet. ana kadar. Ama maalesef e, bu tür e, şeyler oluyor ama bu AKP'nin 15 yıllık iktidarının hı hı. ortaya koyduğu e, yaklaşımın doğal sonucu olarak ortaya konuyor, konuluyor. Şimdi kendilerini bile rahatsız ettiğine göre, ki hep öyledir, yaratırsınız Frankenstein'ı sonra sizi yer. Ee, onları da rahatsız ettiğine göre e, ciddi bir durumla e, kendileri de karşı karşıya olduğunu AKP'ler hissetmiş biçimde. Evet. Yani e, Mehmet Ocak'tan mesela dünkü yazısı Karar Gazetesi'nden e, AKP'nin kuruluşunu o maddeleri belirterek şimdi alakası bile olmadığını, öyle bir sürece geçtiğini, işte, halktan, hukuktan, e, kuvvetler ayrılımından tutunda birçok noktaya kadar dikkat çekiyor. Yani bir eleştiri şeyi var yandaş tarafta da ama tabii talimat veririm gereği yapılır. Serçe parmağım hürriyetten güçlü gibi laflar söyleyen gazetecide bilmiyoruz artık Cumhurbaşkanı Erdoğan yanıt verdi deniliyor. Bugün Mahir Ünal'ın da açıklaması bu yöndeydi sevgili seyirciler onu da hatırlatalım. yeni Parti ile bitirelim. Az bir süremiz kaldı. Şimdi MHP'nin içinden yani şu anki mecliste bulunan e, gruptan da e, gelecek var mıdır? Yani ya da işte AKP'den örneğin yani gelecek kişiler e, mevcut vekillerden de mesela çok merak ediliyor. Yeni bir, bu yeni hareket grup kurabilir mi deniliyor? Şimdi tabii şu anda Türkiye'de siyasette siyasi liderler yok, siyasi ağlar var. Hı hı. Onu özellikle söyleyelim. Yani bir kişinin iki dudağı arasına konulmuş davalar var. Bir kişinin iki dudağı arasına konmuş idealler var. Bir kişinin iki dudağı arasına konmuş Türkiye var. Mesela bir bakan olmuş birisi, AKP'li bir vekil. Aslında Meral Akşener'le görüşmüş, buna dair kulis bilgilerine yansıyan ama sonradan bakanlık verilince işte vazgeçtiği. Yani aslında böyle bir eğilimin olduğu da yine gözle yansıyor. Hayır bu bu, bu tabii şimdi şöyle bir cazibe merkezi üretirseniz hı hı. o toplumda karşılığı olursa orada manyetik bir alan üretebilirseniz yeşertebilirseniz bunun mutlaka diğer insanlar tarafından da görünmesi mümkün olacaktır. Hı hı. Bu tür gelişmeler olabilir. Yani o ben bilgim yok bu evet. konuda. Hı hı. Ama bu hareket eğer güçlü bir biçimde doğar, güçlü mesajlar verir, güçlü görüntüler verirse ki ona başlamıştır, sonuç alacağından hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Ama yani şunu söyleyelim, burada şu partiden ya da bu partiden değil, ben demin bir şey söyledim. Türkiye'de e, siyaset e, siyasi rezervini Türkiye kullanmıyor e, siyasi partiler şu veya bu şekilde e, gerçekten e, bu ülkeye çok faydalı olacak e, siyasetçileri devre dışı bırakabiliyor elinin dışıyla itebiliyor onları yetkili olmaktan alıkoyabiliyor e, bunun için çok ciddi bir biçimde siyaset dışında kalmış e, kişiler var bu kişiler siyasete e, dahil olması söz konusu ve bu siyasi boşluk Türkiye'deki siyasi boşluğu doldurması siyasi çaresizliği de ortadan kaldıracak bir durumu yaratacaktır. Bu hareketin buna aday olduğunu ve bunu gerçekleştirme kabiliyetinin bulunduğunu özellikle ifade etmek lazım. Yani biz tabii Hasan Tahsinleri gördük ama Hasan Tahsinlerin yanında Nene Hatunlar da vardı ve Türkiye ciddi bir biçimde potansiyelinin diğer yarısıyla da e, ülkenin yönetilebilir olduğunu ortaya e, koyması, özellikle kadın, nezaket, zerafet, e, estetiğinin ve etiğinin siyasete dahil olmasının birçok şeyi kökünden değiştireceğini, bugünkü siyaset etme biçimlerini e, sarsacağını e, buradan şimdiden söyleyebiliriz. Hı hı. Özellikle de son dönemdeki söylemlere bakıldığında, ee, Avrupa'da da artık zaten hani Türkiye çok eleştiriliyor işte Yanıtlar da geliyor söylen Söylemlere karşılık yanıtlar da geliyor Bizim iç işlerimize karışmayın deniliyor Mesela biraz şey, da o Dış politikayı değerlendiriyoruz e, Orada bunu. şunu söyleyeyim şimdi Avrupa e, Bizim her içim, iç işimize burnunu Sokar yani aklına gelen Gelmeyen her işine sokar Mesela referandumda Avrupa Pozisyon alıyor falancıyı konuşturma Filancıyı konuştururum evet. derken Bizim iç işlerimize karışma olmuyor ama biz e, e, onların içerisindeki e, Türk asıllı vatandaşlara e, oylarınızı e, Türkiye düşmanlarına vermeyin dediğimiz zaman içlerine karışma oluyor. E, bunu söylerken birilerini berat ettirmek, birilerini suçlamak anlamında söylemiyorum. Ama şundan söylüyorum Avrupa iki yüzlülüğünü bir kenara bırakması lazım. Türkiye ile konuşurken maskeli konuşuyor. Maskesini çıkarması lazım ve net olması lazım. Şimdi burada Türkiye'yi suçlamak hiç doğru bir davranış biçimi değil. Peki, yani Türkiye'nin hani sözleri doğru mu oluyor? Ha, burada? Türkiye yani bunun çok daha diplomatik, Hı -hı. çok daha akıllı, çok daha farklı yollardan intikal ettirilmesi mümkün. Ama Türkiye'de biliyorsunuz artık bir tane otorite var. En iyisini o biliyor, en doğrusunu o söylüyor, en güzelini o yapıyor. Bundan sonra herkes de buna inanmak zorunda ve durumunda. Yani anayasayı onun için değiştirdiniz. Türkiye'deki Hı -hı. idari yapıyı onun için değiştiriyorsunuz. Türkiye'nin siyasetini onun için değiştiriyorsunuz. Böyle bir enteresan durumla Türkiye karşı karşıya geldi. Ama Türkiye'nin Avrupa ile olan ilişkilerinde ne aşırı romantik bir e, duyguya kapılmak Hı -hı. ne de aşırı gerçekler, gerçeklerden uzaklaşan e, bir e, yapı içerisinde hareket etmemek lazım. Türkiye-Avrupa ilişkilerinin dengeli götürülmesi lazım. Türkiye-Avrupa ilişkilerinin kavgayla çatışmayla götürülmesinin Türkiye'ye zararı daha fazla, Avrupa'ya zararı daha az olur. Çünkü hem hacim, hem de mevcut sosyolojik yapı bunu böyle gösteriyor. Türkiye ile Avrupa arasındaki her gerilimden, mesela Almanya-Türkiye gerilimden oradaki Türk vatandaşlarının ciddi bir biçimde zarar, zarar gördüğünü gördüm, bilmek tabii. durumunda ve konumundayız. Yarın oradaki Türk vatandaşları çok ciddi tehditler altına girebilirler. Hükümet yani Alman hükümeti çeşitli bahanelerle onların Almanya'da bulunmalarını, bazı haklardan yararlanmalarını, çifte vatandaşlık haklarını ciddi bir biçimde gözden geçirebilir ama sizin onlara karşı alacağınız bir tedbiriniz yok. Gücünüz oranında konuşmak durumundasınız. Ve e, yapabileceklerinizi söylemek e, gibi bir görevinizin olması gerekir. Aklın ve sağduyunun bize gösterdiği budur. Bakın herkesin şunu çok iyi hesaplaması lazım. Bugün Avrupa'da e, en çok satan mal nedir biliyor musunuz? Türk düşmanlığıdır, Müslüman düşmanlığıdır, mülteci düşmanlığıdır. Niye Avrupa'da en çok satan mal Türk düşmanlığı, e, Müslüman düşmanlığı ve e, aynı zamanda mülteci düşmanlığı olduğunu... Herkesin iyi sorgulaması lazım. Güçsüzseniz eğer siz kaderini, bazı şeylerin kaderini belirleyecek noktada değilseniz hiç kuşkunuz olmasın ki en haklı davalarda da haksız ilan edilebilirsiniz. Hı hı. O bakımdan e, Türkiye'ye yönelik, Müslümanlara yönelik, mültecilere yönelik batı tavrı geleneksel tavrın dışında ortaya çıkan son e, e, canlı bombalar, son ee, araç saldırıları e, ve e, özellikle e, Türkiye ile Batı arasında kurulan sözüm ona dinler arası diyaloglarla vesairelerle çok yakından alakalı. Yani biz tamam Batı emperyalisttir, Batı e, Türkiye üzerine Haçlı seferleri düzenlemiş şunlar var bunlar bunları tamam bir tarafta tutalım ama öbür taraftan bizim yapmamız gerekenler evet. ve dünyaya göstermemiz gereken yüzümüzü şefkatimizi adaletimizi Haysiyetimizi, rejimimizi, demokrasimizi, hukukumuzu, yargımızı, düzenimizi de gözden geçirerek Avrupa'dan hiç de geri olmadığımızı tam aksine birçok değerler yönünden Avrupalının da üzerinde potansiyelimizin bulunduğunu ortaya koymamız lazım. Peki. Orada Türk ve İslam düşmanlığı bu kadar fazlaysa bunun sebebi Avrupalılardan daha çok bunları meydana getirenlerdir. Bunu hiç... E, gözden ırak tutmamak lazım. Peki. E, Sayın Yeniçeri çok çok teşekkür ediyoruz. Sağolunuz. E, bakalım şimdi yeni hareket, yeni oluşum nasıl ilerleyecek? Yine önümüzdeki günlerde sizinle konuşmayı sürdüreceğiz. Sağ olun. Araya gidelim sevgili seyirciler. Saat başında devam edeceğiz.